Merhaba arkadaşlar, ismim Ufuk Şen. Bu video serisinde en çok sormuş olduğunuz 7 tane sorunun cevaplarını bu video serisinde bulacaksınız. İlk sormuş olduğunuz soruya geçelim hemen isterseniz, çok fazla vakit kaybetmeden. Birinci soruda 3D'de hangi programları kullanmalıyız, sektörde nereye yönelmeliyiz sorusunu sormuşsunuz. Aslında bu soru ikisiyle beraber, yani iki soru birbiriyle paralellik gösteriyor. Çünkü sektörde nereye yönlenmeniz sorusu seçmiş olduğunuz 3D programla beraber çakışıyor arkadaşlar. Çünkü siz baştan hangi programı seçerseniz sektörde o tarafa doğru yönelirsiniz. Siz en baştan SketchUp programını eğer sinema sektörü ve oyun sektörü için seçerseniz baştan hata yapmış olursunuz. SketchUp'ı mimari görselleştirmede ve diğer programları da diğer alanlarda kullanabilirsiniz. Yani bir 3D Max'i mimari görselleştirmede kullanabilirsiniz. Amenna. Ama SketchUp'ın hızına asla ulaşamazsınız. Bu bir gerçek çünkü mimari görselleştirmede, mimari modellemede en çok kullanılan programların bir tanesi SketchUp programıdır. İkinci husus, sektörde seçmiş olduğunuz alan sizin aslında programınızı belirler. Yani sinema sektörüne gidiyorsanız 3D Max, Blender, Cinema 4D gibi programları seçmenizde fayda var. Tabii programların bağlı olduğu eklentiler ve render motorları var. Orası ayrı bir konu. Onu farklı bir konuda değineceğim. Burada mimari görselleştirmeyi seçiyorsanız eğer, mimari görselleştirmede size hız kazandıracak, öğrenmesi kolay olan programları seçmeniz gerekiyor. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben burada program fanatikliği yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum. Çünkü öyle bir şey, öyle bir konuda da değilim. Hepsini kullandığım için söylüyorum. 3D Max'i, Blender'ı ve SketchUp'ı tam anlamıyla kullandığım için söylüyorum. En rahat mimari görselleştirmede en rahat program SketchUp'tır. Yeni başlayanlar bunu dikkate alsın. Zaman kaybetmesin. Ama şöyle bir şey söz konusu arkadaşlar. İkinci kısma geldiğimizde sektör popülasyon bakımından geniş bir sektör. Yani bu sektörün geniş olması demek sizin bu işten para kazanmanız ve yükselmeniz zor olması demek. Çünkü piyasada insanların çok olduğu sektörlerde rekabet düzeyi yüksek olan sektörler olarak adlandırılır. Rekabet düzeyi yüksek olan sektörde de para kazanmanız zordur. Öğrenmeniz kolaydır ama para kazanmanız zordur. Çünkü çok fazla sayıda insan olması sizin sektörde ilerlemenizi zorlaştırır. Zaten en basit yoluyla yani SketchUp programını öğrenmeye çalıştığınızda en az kafadan 6 ayı bir gözden geçirmeniz, gözden çıkarmanız gerekiyor. Bunun yanında eklentiler, render motorları var. En az 1 sene. Bir senenin sonunda portföy oluşturduğunuzu düşünürsek eğer, yani iç mekan çalışması, dış mekan çalışması gibi farklı çalışmalar yapmaya çalıştığınızda bu sektör en az 2 senelik bir sektörü kapsar. Yani 3D Max'e girdiğinizde artık sektörün ne kadar büyük ve geniş olduğunu daha fazla göreceksiniz. Çünkü çok fazla alana hitap eden programlar sizin daha fazla zamanınızı alacak. İşte o yüzden ben en başta SketchUp programını söyledim. Burada 3D sektöründe en çok mimari görselleştirme olmasına rağmen yan tarafta modelleme, yani oyun modellemesi, oyun alanlarının modellenmesi, rigleme yapması, animasyon yapılması, video edit, sinema sektörüne giriş gibi farklı alanlar söz konusu. İşte bu alanlar sizin aslında para kazanmanızı çeşitlendirici yönde bazı bölümler. Bu bölümlerde tercih etmenize fayda var. Çünkü bu bölümler biraz gizli kalmış bölümler. Girenler de bu konuda fazla bilgi vermiyor. Ama 2017'den sonra mimari görselleştirmede ülkemizde inşaat sektörünün durmasıyla beraber bu görselleştirme işi de büyük sekteye uğradı. O yüzden para kazanma olayı minimuma indi. Yani şu an %10'larda, %15'lerde sektörde para kazanma durumu. Çünkü iş fazla yok. İnsanlar yurt dışına yönelmiş durumda. Bu yönelme tabii kişilerin çok fazla olması, çok fazla insanın bu işte sektörde olması bu sektörü darlaştırmaya sebep verdi. O yüzden sektörde hangi programı seçmeniz gerektiğini çok iyi tahlil etmeniz gerekiyor. Çünkü zaman kaybetmeden nokta atışla gitmeniz gerekiyor. Çok iyi karar vermeniz gerekiyor. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gereken bir husus. İlk bölümde bu bilgilerden bahsetmek istedim. Diğer 6 bölümde ise yine videoları kısa tutarak öz ve açıklayıcı bilgiler vererek konunun devamına gideceğiz arkadaşlar. En çok sorulan soruların cevaplarına gideceğiz. YouTube kanalımıza abone olursanız daha fazla video gelmesi için bizi şekillendirirsiniz. Daha sizlere daha fazla video hazırlarız. Beğenin, yorum yapın ve paylaşın videoları. Sizden istediğimiz sadece bunlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.